Ne kadar oldu? Ya bir daha doğrusu herhalde 2-3 sene olmuştur. Çok da konuşmaya niyetim yoktu ama konuşmanın zamanı geldi. Çünkü o yapılan algı şeyleri ben olgunlaşır kesilir diye zannediyordum ama hiç öyle olmadı. Bekliyor muydunuz böyle algılar, konuşmalar, yönetimden seçimi bıraktıktan sonra? Ya açıkça şunu söyleyeyim. Beklemiyordum çünkü Ahmet Nur Çebi ile ben 6,5 sene beraber çalıştım. 6,5 sene bizde ikinci başkan ve icra kurulu başkanıydı, finansmandan sorumluydu. Ve çok etkin bir yöneticiydi. Böyle bir fikirleri olduğunu hiçbir zaman bana söylemedi. Kimseye de söylemedi. Yani benim işte yönetim kurulunda işte Ahmet Hükmez gibi var mesela, ona da söylemedi, öbürüne söylemedi, aklıma gelmiyor. Bütün arkadaşlar hiç böyle bir fikirlerini söylemedi. Kapalı kapılar arkasında, arkamızdan dedikodu yapmış olabilir. Onları dönem dönem duyuyordum. Bazı zaman çok sert şekilde ikaz ettiğim de olmuştur. Yok hep böyle, yok ben öyle şey demem, böyle yapmam filan gibilerinden, ama yani bize gelip de İşte sizin hakkınızda böyle düşünüyorum. İşte çatıda şu var, formada bu var, orada bu var, şöyle var. Ben bu yapılan işte onların tabirinden şey ne diyeyim size, gerçeğe aykırı olan hareketler diyelim. Bir tanesini bana söylemedi. Sonra ben bir olağanüstü genel kurula gittim. O zamanki basın da incelendiği zaman, televizyonlarda bakıldığı zaman verdiğim demeç şuydu. İlk etapta dedim Ahmet Nur Çebi ile konuşacağım. Ve hakikaten de sonra Serdal Adalı ikinci başkan oldu, ama ben Ahmet Nur Çebi ile konuştuğum ve odasına girdiğim ve beraber konuştuğumuzda kadar hiç Serdal Adalı ne aklımda vardı ne de öyle bir görüşme olmuştu. Ve dedim ki görüşelim dedim. O da dedi ki ben de sen büyüğümsün, ben sana geleyim dedim. Hatta ofise gittim. Orada da ya başkan ben işte şunlardan rahatsızım, bunlardan rahatsızım gibi bir şey söylemedi. Bir tek söylediği şey vardı. Umutla Şafak yönetimi almazsan ben yönetime girerim diye. Ben de sen yönetime o arkadaşlar emekleri çok, senin de çok. Onu dengelemek benim işim yönetim kurulunda. Sen girmek istiyorsan görevine devam et dedim. Yok dedi, sen benim elimi güçlendirdin, ekmeğime yağ sürdün. Ben zaten o arkadaşlardan çok rahatsızdım dedi. Peki sen bilirsin dedik, ayrıldık. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim böyle bir işte böyle bir fikirleri var filan gibi bir hiç böyle bir konuşma yok. Zaten bu tarz adamların genel şeyi odur. Yani güç yokken hep böyle bir ağlama, mağdur, hep böyle acınacak. Güç eline geçtiği zamansa hep böyle bir hiç acıma hissi olmayan hareketler edilsin. Açıkçası kendime en büyük suçladığım konu, iki tane konu var. Yani bir tanesi çok ikaz edilmesine rağmen, çok abilerimin, dostlarımın, hatta yönetim kurulu alırken de çok ikaz edilmesine rağmen ben konduramamıştım, yani böyle bir karakter olabileceğini konduramamıştım. Pişman mısınız yönetimi aldığınız Ya bir zaman? defa ona göstermiş olduğum itibara çok pişmanım. Çünkü direkt kumpas kurdular bana. Yani bugün biraz detaylarına girmemiz lazım. Yani benim Gireriz. konu başlığımda zaten o, direkt kumpas kurdular, algı hareketleri yarattılar. Ve benim esasında konuşmak istediğim konunun özü de o.